Dersimiz sosyal bilgiler. Bu dersimizde kimlik, nüfus cüzdanı hakkında bilgiler edineceğiz. Kimlik, nüfus cüzdanı nedir? DDK kimlik kavramını aşağıdaki şekilde tanımlamıştır. Kişinin kim olduğunu tanıtan belge, kimlik belgesi, tanıtma kartı, hüviyet, bir gözlemcinin bilgi almak istediği kişiye kendisini tanıtmak üzere sunduğu onamlı bir niteliği olan belge. O halde bir kimlik belgesinin en önemli özelliği herhangi bir kurum tarafından onaylanması gerekiyor. Aksi halde hiçbir anlam taşımaz. Kimliklerimizde de tıpkı paramızdaki gibi güvenlik tedbirleri alınmıştır. Kimliğimizin ön yüzünde TC kimlik numarası, ad, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi bulunur. Okla gösterilen yerlere dikkat edelim. Kimliğimizdeki gizli simgeler. Sizce sahteciliği önlemek için nüfus cüzdanında ne gibi gizli simgeler bulunur? Soğuk damga, kabartma şeklindedir, parmakla hissedilir, renksizdir. Seri numarası mor ışıkta yeşile dönen mürekkeple yazılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ancak mor ışıkta görülür. Nüfus cüzdanının ön yüzünü görüyorsunuz. Kimliğimizin arka yüzünde medeni hali, dini, kan grubu, nüfusa kayıtlı olduğu il, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ya da köy, cilt no, aile sıra no, sıra no, cüzdanının verildiği yer, cüzdanının veriliş nedeni, cüzdanının kayıt no, cüzdanının veriliş nedeni bulunmaktadır. Atatürk'ün nüfus cüzdanı, Atatürk'ün kişilik özellikleri. Her Türk vatandaşı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir nüfus cüzdanı vardır. Aşağıda gördüğünüz nüfus cüzdanı Atatürk'ün nüfus cüzdanıdır. Arkadaşlar, resimde gördüğünüz gibi kimlik kart örnekleri, polis kimliği, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait ilk yardım kimlik kartı, önlü arkalı görüyorsunuz. Aşağıda da kimlik kart örneklerini görüyorsunuz. Hazırlayan Zeliha Tokuç, 4A sınıf öğretmeni.